musunuz? Öncelikle herkese selamlar. Bugün yine birkaç tane bitkimizden bahsedeceğiz, okuyacağız, konuşacağız. Birincisi şeftali. Bu bölgelerde yetişen bir ağaç ve meyvesidir. A, provitamin bakımından zengindir ve çok da lezzetlidir. Hepimiz biliriz, şeftali gerçekten güzel. Ege ve Akdeniz bölgesinde bildiğim kadarıyla daha çok yetişir. Ve sıcak olduğu için daha lezzetlidir. Faydaları: safra kesesi ve böbrekler için faydalıdır demiş. Basur için faydalı, basur olanlar için faydalıdır. Vücuda serinlik verir, susuzluğu giderir, idrar yollarını temizler, meyvesi hazmı kolaylaştırır, çiçekleri kabızlığı giderir ve bağırsak solucanlarını düşürür. Bu Şifalı Bitkiler kitabını okurken ya da internette biraz gezerken çoğu meyvenin bağırsak solucanları için iyi olduğunu görüyoruz. Değişik kaynaklarda, değişik yerlerde geçiyor. Evet. Şeftalinin başka bir adı Pinus persica, persika. Yabancı bir isim. Biz şeftali diye biliyoruz. Şeftali diye kalır. Şerbetçi otu, maya otu. Kangirigiller familyasından yumurtamızda da yetişen tırmancı gövdeli çok yıllık bir otsu bitkidir. Gövdesi ince ve serttir. Yaprakları uzun saplıdır. Kullanılan kısımları diş çiçekleri, çiçeklerin üzerinde olan salın tüyleri ve köküdür. Çiçeklerin takibinde uçucu yağ, acı maddeler, reçineler gibi maddeler vardır. Bu da bayağı faydalıymış. Bir sürü şey almışlar. Vücudu kuvvetlendirir, sinirleri yatıştırır demiş. İnşallah sinirlere iyi geliyordur. Çünkü bu aralar bu koronavirüs döneminde herkes evine tıkla tıkla, herkeste bir sinir belirtileri var. Uyuyamıyorsanız şerbetçi otunu yiyin ya da çayını için diyor, uyku verir. Uyuyamıyorsanız bu iyi bir şeydir. Bunu kullandığınız zaman bol bol uyursunuz. Şehveti azaltır. Çoğu bitkide gördüğünüz arttırır ve burada azaltır diyor. İdrar söktürür, kanı temizler, iştah açar. Romatizma ve böbrek taşlarına sebep olduğu şikayetleri giderir. Alkol, bira imalatımız, imalat şeyinde kullanılmış. Bu şerbetçi otunun başka adı da maya otuymuş.
Bu ismi ben ilk sefer duyuyorum. Şeytan teresi. Şeytan teresi. Hitit. Başka ismi Hitit. İran, Suriye, Afganistan, Horasan dağlarında yetişen şeytan otu adlı bitkinin kökünde yapılan kesiklerden akan koyu bir maddedir. Sarı, esmer renkli, yumuşak, palmolu kıvamında reçineli zanttır. Yapıştırıcı gibi bir şey. Bunu kenar okuyorum. Bana da ilginç geldi. İran, Suriye, Afganistan, Horasan dağlarında yetişen şeytan otu adlı bitkinin kökünde yapılan kesiklerden akan koyu bir maddedir. Sarı, esmer renkli, yumuşak, balmumu formunda reçineli zanttır. Bağırsak gazlarını giderir, neydi var? Hazmı kolaylaştırır, bağırsak parazitlerin düşürülmesine yardımcı olur. Bizim halk arasında dediğimiz kurt. Bağırsaklarda kurt olanlar için iyidir. Balgam söktürür, özellikle silah içirmek için. Histeri ve sinir hastalıklarına yatıştırıcı olarak kullanılır. Evet, üç tane bitkimizden bahsettik. Şeftali, pinus, şerbetçi otu yani maya otu ve şeytan teresi. Hiç. Değişik bir isim. Ama ne yalan söyleyeyim, bu şeytan teresi bir şey. Pek aklım almadı. Sınırla kaynaştım. Ama tek güzel şeyi balgam söktürür diyor. Bu güzel bir şey. Sigara içenler için falan çok iyi bir şey. Öbürleri balgam söktürmesi güzel bir şey. Evet gençler. Herkese sağlıklı günler. Başka bir videoda buluşmak üzere. İyi günler. Sağlıklı kalın.